Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Türkçenin müdafasının bir yeni bölümüyle daha karşınızdayız. Bugünkü münevverimiz Profesör Doktor Ayhan Songar. Vakit kaybetmeden başlayalım. Profesör Doktor Ayhan Songar. 10 Temmuz 1927'de Gönen'de doğan Ayhan Songar'ın babası Milli Mücadele Gazisi Miralay Nazmi Songar. Annesi Sultan II. Abdülhamid'in valide sultanı Perestü Kadın Efendi'nin yeğeni Fevziye Pey Hanım'dır. 1950 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezun olduktan sonra aynı üniversiteye asistan olarak girdi. 1953'te akıl ve sinir hastalıkları mütehassısı, 1956'da doçent, 1961'de de profesör oldu. Tercüman, Büyük Doğu Türk Edebiyatı gibi birçok gazete ve mecmualarda makaleleri neşredilen Ayhan Songar, Sibernetik 1979 ve Çeşitlenme 1981 isimli eserleriyle Türkiye Milli Kültür Vakfı fikir dalı mükafatını aldı. Aydınlar Orta Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türk Edebiyatı Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldı. İlk ikisinin reisliğini de deruhte de eyledi. Dilde uydurmacılığa şiddetle karşı çıkan makale ve kitaplarında lisan meselesine gereken hassasiyeti gösteren ve bu mevzuda Dil ve Düşünce isimli bir de kitap yazmış bulunan Songar, Türkiye gazetesinde yazdığı sıralarda Türk dili ve düşüncesi üzerine nefis makaleler kaleme aldı dünyaca meşhur bir tabip olan ve 2 Temmuz 1997'de ebedi aleme irtihal etmiş bulunan Ayhan Songar hakkında daha geniş malumat için Doktor Sefa Saygılı'nın Ayhan Songar isimli eserine müracaat edilebilir. Eserlerinden bazıları şunlardır. Beynimiz ve Sinirlerimiz 1979, Sibernetik 1979, Temel Psikiyatri, Psikofizyolojik Temel Bilgiler 1981, Çeşitleme 1981, Dil ve Düşünce 1986, Türk-Yunan ilişkileri ve Ayasofya meselesi 1990, Kıbrıs'ın bedeli 1996 adında yazmış olduğu çalışmalar arkadaşlar. Şimdi dilde sadeleştirme gayretleri ve dil inkılabı başlığı altında yazmış olduğu yazısını okuyacağız. Ayhan Songar Dil ve Düşünce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı Yayınları numara 7 İstanbul 1986 sayfa 99-110 arasından alınmıştır. Dilde sadeleştirme gayreti ve dil inkılabı. Türk dili akıncı bir kavmin haberleşme vasıtası ömrü at üstünde geçen bir milletin lisanı olması sebebiyle kendine has bir takım özellikler taşır. Bunların başında sesli harflerden ve nidalardan zengin bir dil olması ile bol ve çeşitli fiil tasvirleri ihtifa etmesi gelir. Alp dağlarında tepeden tepeye seslenen İtalyan Antonio ismini çocuğuna takarken Britanya Adaları'nda yaşayan İngiliz halkı ancak yakından söylendiği zaman anlaşılabilecek Thomas gibi adları tercih etmiştir. İşte Türkçenin de nidalardan ve sesli harflerden zengin yapısı onu bugünkü ahengine, musikisine kavuşturmuş anlamadan dinlenmesi bile zevkli bir dil haline getirmiştir. Fiil zenginliği de biraz evvel belirttiğimiz gibi Türkçenin esas yapısında kuruluşunda vardır. Mesela gide verecekmişim gibi bir fiil tasvirini hiçbir dile tercüme etmek mümkün değilken bugünkü konuşulan İngilizce'de istikbal sigasının bulunmaması gelecek zamanı belirtmek için fiilin önüne arzu ve istek belirten will ekinin konması birinci akıncı bir millete diğerinin ise yerleşik bir kavme has ve ora insanlarının ihtiyacına cevap verir dillerden olması sebebiyledir. Türkler imparatorluklar, devletler kurup yerleşmeye başladıktan sonra mücerret mefhumlara ihtiyaç duyulmuştur. Diller de tıpkı insanlar gibi hayvanlar gibi birer canlı varlıktır. İhtiyacı olan gıdayı çevresinden alarak gelişir ve büyürler, zenginleşirler. Türk diline de çevredeki kavimlerin lisanlarının kelimeleri çoğu zaman birer fetih ganimeti şeklinde girmiş. Böylece dilimiz müjerrat mefhumlardan da zenginleşmeye başlamıştır. Herhangi alınan kelime dilimizin potasında eritilmiş, dilimizin gramerine göre şekillendirilmiş ve gene Türkçenin ahen kaidelerine uygun bir şekilde telaffuz edilmeye başlanmıştır. Rumun aftendisi Türkçe efendi kolodromusu kaldırım şeklinde girerken Arapçanın asıl kullanılış şekliyle büro anlamına gelen mektep kelimesi mektep diye telaffuz edilerek tahsil edilen okunan yer karşılığı kullanılmaktadır kullanılmaya başlanmıştır götenin dediği gibi bir dilin Kudreti kendisine yabancı olan kelimeleri atmasında değil onları YouTube sindirmesinde kendini gösterir zaman gelmiş artık kentin sanskritçe köşenin Farsça örnek kelimesinin Ermenice kaldırım ve efendinin Rumca olduğunu bilen değil hayal eden bile kalmamıştır. Türk dilinde ilk gerçek sadeleşme hareketinin Tanzimat nesliyle başladığını söyleyebiliriz. Osmanlı toplumu Tanzimat ile birlikte batıya yöneliyordu. Artık yeni bir takım ihtiyaçlarla karşı karşıya olan o zamanın mütefekkirleri düşündüklerini anlatabilmek için de daha sade bir dile ihtiyaç duyuyorlardı. Şinasi namı Kemal Ali Suavi, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Şemseddin Sami gibi fikir ve kalem adamlarının bu sadeleşme cereyanının başına çektiğini görüyoruz. Tasfiyeciler ise Ahmet Cevet'in İkdam gazetesi etrafında toplanmışlardı. Bunlar daha sonra ikinci meşrutiyet döneminde Türk Derneği'ni kurarak çıkardıkları Türk Derneği dergisinde görüşlerini açıklamaya devam ettiler. Hareketin başına Fuat Kösaraif çekmekteydi. Yalnız şuna dikkat edelim ki o devirdeki tasfiyecilik sadece dil kurtarma gayretinden kaynaklanıyordu. Bir ideolojik maksadı ve hedefi olmadığı gibi nesiller arasında bir kavga var hastası durumuna da gelmemişti. Dikkat edilirse 1960'lı yıllarda memleketimizde önce masum talebe istekleri şeklinde başlayan ve gittikçe sokak gösterilerine ve kan dökülmeye kadar giden bir anarşi tırmanışı da ilk belirtilerini göstermeye başlamıştır. Artık Türk toplumu, Türk milleti ve devleti yıkılmaya kökünden değiştirilmeye hatta imhaya gayret edilmekte yeni dil devrimi diyeceğimiz çalışmalar da toplumu yer yerinden oynatmaya çalışan Mani Vela'nın bir desteği şeklinde kullanılmakta ortaya konmaktadır. Bu defa sahnelenen oyun dilin sadeleşmesi değil kültür devrimidir. Türk kültürü ve harsı devrilecek yerine yeni bir kültürle birlikte yepyeni bir rejimin tohumları atılacaktır. Bu seferki dil devrimi üç koldan ilerlemektedir. 1. Yeni ve uydurma kelimelerin dile sokulması ve Türkçe diye kabul ettirilmesi, böylece nesillerin anlaşma imkanının ortadan kalkması. 2. Birkaç birbirine zıt mefhumun bir kelime ile ifade edilmesi sonucu dilin ifade gücü bakımından fakirleştirilmesi. 3. Türkçenin ahenginin ve musikiyesinin bozulması. Tavşan yiyen manasına tavşancıl, balık yiyen kuşu anlatmak için balıkçıl denirken asil ve soylu yerine tamamen bir gramer hatası ve cahillik numunesi olarak soycul teklif edilmektedir. Şart koşmanın fiili olduğu halde bir mantık kusuru şeklinde şart karşılığı koşul kullanılmıştır. Türkçenin ne yapısına ne gramerine ve ne de ahengine uymayan yapıt kelimesi bir zevksizlik örneği olarak ortadadır. Fransızcaya benzetilerek uydurulan imge ve simge kelimeleri Farsçadan zorlama ileri türetilmiş ve mecburi karşılığı kullanılan zorunlu, Türkçe ile gerek mana ve gerekse şekil bakımından hiçbir alakası olmayan uygar ve uygarlık kelimeleri bugün bozuk para gibi harcanmakta, bilir bilmez herkesin dilinde neye karşılık geldiği anlaşılmadan kullanılmaktadır. Bir toplumda bundan daha iyi bir yolla anarşi ve kavram kargaşalığı yaratılabilir mi? Böyle bir ortamda düşünmek, düşündüğünü yazabilmek ve söyleyebilmek mümkün müdür? Ve böyle bir toplum için ilerlemiş, medenileşmiş denebilir mi? Kanaat yerine kandırmak, aldatmak manası na gelen kanının kullanılması Anadolu'da kibirli adam demek olan ve aslen Fransızcadan dilimize girmiş onurluğunun hem şerefli hem haysiyetli hem itibarlı ve hem de kendini beğenmiş kibirli karşılığı kullanılması önerinin aynı zamanda teklif, tavsiye, takrir manasına gelmesi hem iddiaya ve hem de müdafaya savunma denmesi dilimizin dolayı dolayısıyla düşünce hayatımızın ve toplumumuzun içine düştüğü faciayı açıkça göstermiyor mu? Zorlaya zorlaya Ermeniceden örneğini aldık. Şimdi çocuklarımız örneğin mesela diyerek gülünç bir duruma düşüyorlar. Bir yandan da Türkçe imladan uzatma ve inceltme işaretleri kaldırılarak bu acayip devrim başka bir şekilde körüklendi. Artık katibi, katip, imlayı, imla, lakini, lakin, cilayı, cila şeklinde söylüyoruz. Yanımda yıllardır çalışan bir mesai arkadaşıma tamim demesini öğretemedim. Efendim bakanlığın bir tamimini getirdim diyor hala. Dert büyük, devası da çok zor. Dünyanın en sayı saçma fikrine tekrarlıya tekrarlıya insanlar inandırılır ve bir fikrin inananlarının çok olması da onun saçmalık vasfını ortadan kaldırmaz. Memleketimizde bir sosyal histeri, histeri aşırı hayal gücü ve korkuları ifade eden ruhi hastalığa verilen addır. Histerik hasta kendindeki ruh hastalığının bozukluğundan habersizdir. Histeri, hatta sosyal cinnet devri yaşadık. Anarşi günlük hayatımızın bütün safhalarına girdi ve bu arada dilimiz de tecavüze, tasaddiye uğradı. Yazık oldu güzel dilimize adlı yazısını okuyacağız. Türkiye Gazetesi 25.06.1996'dan neşredilmiş. Yazık oldu güzel dilimize. Geçtiğimiz pazar günü yüksek öğretim öğrenci yerleştirme sınavı yapıldı. Evlatlarımız, sorunlarımız imtihan salonlarında ter döktüler. Allah hepsine hayırlısını nasip etsin. Ben bugün sizlerle bu imtihanlar ve silesiyle tekrar gözüme çomak gibi batan, içimi sızlatan bir derdimizden söz etmek istiyorum değerli okuyucularım. Pazar günü imtihanlar şu sınav uydurmasına da bir türlü alışamadım gitti. Ne diyordum? İmtihanlar bittikten sonra bazı televizyon kanallarında suallerle cevapları yayınlandı. Aslında 10 soru kitapçığı dağıtılmış da televizyonda cevapları verilen sorular 11. kitaptanmış. Yani bu sınavda sorulanlarla alakası ancak karine ile bulunabilecek şeyler TV'de yayınlananlar. Ama ister 1. ister 11. kitaptan olsun suallerin çoğunun Türkçe olduğunu iddia etmek için insanın... Türkçeden tamamen habersiz olması lazım. Bakın Türkçe suallerin arasında geçen şu söze yazınsal yaratı Allah'ınızı severseniz söyleyin. Necedir bu çirkin söz? Ne manaya gelir ve bunu kim hangi maksatla uydurmuştur? Dilimize böylesine kastetmek için insanın gerçekten bu dili hiç sevmemesi daha da öte bu dile kastetmesi lazım. Yaratı zırvası anladığım kadarıyla eser manasına kullanılıyor. Hani bir zamanlar yapıt gibi insanın içine bulandıran bir kelime ortalıkta dolaştı durdu. Şimdi de bir akla evvel çıktı. Buna yaratı deyiverdi. Tatarca'da yaratgü diye bir tabir vardır. Ama mahluk karşılığı kullanılır. Bu da Allah'ın bir yaratgüsü gibi. Yaratı herhalde yaratılan şey manasına uydurulmuş. Yaratmak Allah'ın iktidarında olan sadece ona mahsus bir fiil o da işin başka tarafı. Ben sadece meselenin dil yönüne temas etmek istiyorum. Peki yazınsal da ne oluyor? Yani yazı ile meydana getirilen eser mi demek istiyorsunuz? Sal diye bir ek Türkçenin hangi lehçesinde vardır acaba ve yazınsal gibi bir cehalet numunesi nasıl Türkçe sayılabilir? Böyle ağır bir uydurma kelimeyi bu derecede kötü bir dil ve mantık hatasına evvela onu uyduranın suratına çarpmak ve sonra da evlatlarımızın körpe beyinlerini bunlarla zehirleyenlere gereken dersi vermek lazım. Ama gel gör ki bu dertlerimizi dert edinen de kalmadı. Öylesine cahil, öylesine ham halat nesiller yetişti ki artık Artık hiç kimse gelecekteki düşünce hayatımızın karşı karşıya bulunduğu tehlikeyle alakadar bile değil. 15 gün önce Uludağ'da biyolojik psikiyatri kongresindeydim. Bazı genç meslektaşlarımın örkünme diye bir kelimeyi dillerine doladıklarını dehşetle gördüm. Artık onlar için hastayı tedavi etmek değil, inek gibi, köpek gibi sağaltmak söz konusuydu ve her şeyi doğa dedikleri cansız tabiat yaratmıştı. Onlara nasıl oluyor da cansız maddenin yaratıcı gücünü kabul edebiliyorsunuz diye sorunca bana doğa yasası demediğim için Allah'ın kanunundan bahsettiğim için çok şaştıklarını bunu bana yakıştıramadıklarını söylediler. Bu gençleri hayretle, dehşetle ve daha çok da ıstırapla seyrettim. Nasıl olurdu da bir insanın ufku, bir bilim adamının düşünce kabiliyeti ve bir hekimin dünyası böylesine daralırdı. Bu doğa yasasıcıların... üniversitelerde talebe yetiştirdiklerini, gençlerimizin beyinlerine bunlarla yıkadıklarını ve son sonra da imtihanlarda o tertemiz lise mezunu evlatlarımıza yazın sal yaratı diye sualler sorduklarını göz önüne getiriyor musunuz? Televizyonda sualleri cevaplandıran bir hanımın gözlerini devire devire yanıt kelimesini bir görseydiniz. idiniz. O hanıma soruyorum evde çocuğuna kızdığı zaman beni yanıtla mı diyor? Cevap ver bakalım neredeydin? Diye mi azarlıyor çocuğunu? Dünyanın hiçbir milletinin başına böyle bir felaket gelmemiştir. Şimdiye kadar yeryüzünde konuşulan hiçbir dil böylesine bir kıyma uğramamıştır. Ve böylesine bir katliam örneği başka hiçbir yerde görülmemiştir. Buna kim dur diyecek. Tansu Çiller gibi yaptığı Türkçe yanlışları artık Nasrettin Hoca hikayeleri gibi dilden dile dolaşan veya Mesut Yılmaz gibi bir cümle içinde 5 defa yanıt diyen politikacılarımız mı yoksa arka arkaya kelime uydurmaya adet hükmüne getirmiş dil hakkındaki bilgisi vaktiyle yazdığı 3-5 şiir ve birkaç makaleden ibaret bulunan Bülent Ecevit mi? Bu milletin işidir. Aslında ama o millet de ağzındaki dilin kesilip parça parça edilmesine öylesine alışmıştır ki çocuklarına yazınsal yaratı diye sual sorulmasına aldırmaz bile. Gidin de bunu başka bir ülkede deneyin. Bakın size ne yapıyorlar. Evet arkadaşlar bugün Türkçe'nin müdafasının bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.